Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Erdoğan'dan Putin'e sert bir darbe geldi. Herkesin gözünden kaçan bir detay var. Belki birçoğunun aklında ama genellikle gözlerden kaçan. Putin güçlü iktidarını, daha doğrusu yıllar boyunca süren iktidarını, muhaliflerini ve karşıtlarını iyi takip etmek, istihbar etmek ve onları yok etmek üzerine kurduğu için ya zehirliyor ya suikast düzenletiyor. Rusya'nın zehirleyip tabii ki etkisiz hale getirdiği birçok ajanı mevcut. Bunlardan biri casus Litvinenko'ydu. Evet, öldürülen Nemtsov vardı. Hatırlayın, Rusya'da Putin'e muhalif ve yerine düşürülen isimdi. Evet, ne yaptı? Bu muhalif lider de Putin tarafından etkisiz hale getirildi. Yani öldürüldü değerli izleyenler. Daha yeni Putin. Muhalefet adayı, evet şu anda iktidar adayı Navalny. Muhalefetin şu anda umudu olan Rusya'nın şu anda Putin'in yerine alternatif olarak seçme olasılığı olan Navalny şüpheli bir şekilde zehirlendi. Aniden hastaneye kaldırıldı. Evet, aniden hastaneye kaldırıldı ve Almanya'da yapılan tedavilerinden sonra kendine geldi. Almanya'da yapılan tahlillerde, evet Almanya'da yapılan tahlillerde Navalny'nin zehirlendiği tescillendi. Yani kendisine evet bir zehir enjekte edilmiş ya yediği bir şeye ya da radyoaktif bir maddeyle. Evet, geçenlerde de Zelenski'nin yardımcısına suikast düzenlendi. Zelenski'nin yardımcısı evet yaralandı ama şoförü ağır yaralı olarak belki de şu anda yaşamını yitirdi. Yani Kırım'da da evet Zelenski'ye uyarı bu şekilde yapıldı. Kırım, evet Kırım devlet başkanı yardımcısı suikaste uğradı. Bir numaralı şüpheli Putin. Evet, İstanbul'da birçok Çeçen mücahide suikastler düzenletildi. İşte savaşta cenk meydanında bir şey yapamayanlar İstanbul'da sinsice mücahitlerin olduğu bölgelere giderek suikastler düzenleniyordu. İşte gördüğünüz bu karelerdeki iki Rus ajan Çeçen komutanlara bu şekilde suikast düzenleyen şahıslardı. Eşkalleri de bu şekilde. Evet, başka bir Rus ajanının eşkalini veriyoruz. Tüm dünya görsün diye değerli izleyenler. Evet, Çeçen kardeşlerimize yöneltilen ve yürütülen bu seri cinayetlerde iki Rus ajanının eşkalini veriyoruz. Tüm dünya görsün diye değerli izleyenler. Evet, en son yakalanan Rus ajanlarından iki tane Rus ajanının eşkalini veriyoruz. İki tane Rus ajanı Türkiye'nin gururu Bayraktar SİHA'nın çevresinde görüntü alırken enselendiler ve yakalandılar. Yani gördüğünüz gibi kendilerine gazeteci süsü verilen bu Rus ajanlar gizli çekim yaparken yakalandılar. Çünkü bütün Rus silahlarını cephe hatlarında pert eden, etkisiz hale getiren Türkiye'nin gücünün bulunduğu üretim yapılan yeri tabii ki giderek bir mesaj vermek de istemiş olabilirler. Ayrıca bilgi ve belge topluyorlardı. Böyle bir şeye kalkışan bu ajanların gereken cezayı alması lazım. İbretlik bir şekilde sorgulanmaları lazım. Yani bu ajanların nasıl Rusya'da yakalanan, evet, başka devletin ajanları nasıl sorgulanıyor? Suçsuz yere tutukladıkları kişilere Ruslar nasıl davranıyorsa misliyle davranılmalıdır. Aksi takdirde Rus ajanları turistik ziyaret gibi gelip giderler. Burada bir caydırıcılık unsuru olmalı, başka ajanlara da gözdağı verilmelidir. Yani bir kere buraya gelen ajanlık yaptığında, yakalandığında başına ne geldiğini bilmelidir. Demek istediğimi anladınız değerli izleyenler. SİHA'lardan etkilenen ve SİHA'larla baş edemeyeceğini anlayanlar, ajanlar yollayıp tabii ki bilgi ve belge topluyorlar. Bu ilk olmayacak, daha çok yapacaklar. Çünkü biz de Rusya'nın muhalif olduğu devletleri SİHA ve silahlarımızla donatmaya devam edeceğiz. Rusya not ettik deyip çıldırmaya devam ederken bizler de silahlandırmaya devam edeceğiz. Ekranlarda Zahoravan'ın makyajsız halini sunuyoruz. Rusya'nın gerçek hali. Evet, İstanbul merkezde casusluk operasyonu gerçekleştirildi. Milli istihbaratımız kuş uçurtmuyor. Evet, milli istihbaratımız kuş uçurtmuyor.
İstanbul merkezde bu gözaltı operasyonundaki 6 gözaltı yapıldı ve bunların Rus menşeli olduğu belirlendi ve ellerindeki tabii ki para ve suikast için kullandıkları ekipmanlara da el kondu. Kim bilir ne planlıyorlardı, kim bilir neler düşünüyorlardı. Öyle değil mi değerli izleyenler? Evet, casusluk operasyonu gerçekleşti ve 6 tanesi de Rus çıktı. Yani demin de dediğim gibi bu casusluk operasyonuna gelenler geldiklerine pişman edilmeliler. Sorgu sırasında bu pişmanlık onlara sağlanmalı. Rusya'da, evet Rusya'da nasıl Kırım Türklerine, nasıl Müslümanlara tutuklandıklarında neler yapıyorsalar, iki katına, üç katıyla, misliyle muamele edilmeliler ki gelen nereye geldiğini, elini kolunu sallayarak tekrar Rusya beni aldırtır diyemeyeceğini bilmeli. Çünkü öbür türlü güvenlik açığı oluşur. Evet, bu operasyon Türkiye'nin Milli İstihbaratı'nın, Milli İstihbarat ve Emniyeti'nin gücünü temsil etmektedir. Rusya istihbaratına uyarı fişeği atılmıştır. Akıllı olun, akıllı olun, yoksa aklınızı alırız. Evet, Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Rus gizli servisi tarafından ana yurdu Ak Mescid'de evinde gözaltında alındı. Sudan bahaneleri ve iftiralarla ve çakma tanıkların ifadeleriyle kendisine gözaltına alınan Neriman Celal'in özellikle Rusların işkence ve her türlü psikolojik baskı altına aldığı ve kendisinin de bir kliniğe gitmek zorunda kaldığı, götürüldüğü söyleniyor. Evet, bu çok önemli. Ne yapıyorlar? Neriman Celal'e ne enjekte ediyorlar? Akıl sağlığını yitirtmek için neler yapıyorlar? İşte bunlar için Türkiye ve özellikle Ukrayna'nın yoğun temas kurması ve bunu dünyaya duyurması gerekiyor. Neriman Celal serbest bırakılmalıdır. Neriman Celal, evet, 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Ev hapsiyle tutukluluğun devamı istendi. Bu da kabul edilmedi. Yani kendisine bir intikam duygusuyla hareket ediyor Putin. Evet, buradan Kremlin'e sesleniyoruz. Bu gittiğiniz yol yol değil. Türkiye'de ajanlarınız kaynıyor. Bir taraftan Kırım'da yaptıklarınız belli. Sabah baskınlarıyla insanları yıldırdınız. Kırım'da her sabah bir Kırımlı, bu sabah da benim evime baskın olacak mı diye oturup duruyor. Yani Rusya'nın 7 halt bini aştı. İnşallah yakında güçlü Türkiye ve güçlü Türk Birliği'nin ve bundan sonraki süreçte Rusya'nın dağılma sürecinin bu süreçte inşallah bu zulümlerin bitmesi dileğiyle. Bir an önce, evet, bu meclis başkanımız Sayın Neriman Celal'in, Kırım Tatar Meclisi Başkan Yardımcısının Sayın Neriman Celal'in acilen serbest bırakılmasını, tüm tutukluların serbest bırakılmasını diliyoruz. İnşallah Soçi'de bu durum gündeme gelmiştir. Evet değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.